Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir Victoria 3 macerası sizlerle birlikte. Uğur Bey, iki Sicilya devletinden İtalya kurmaya çalışacak. Rehber tadında bir içerik sunmaya çalışacağız. Umuyorum faydası dokunur. Oyunumuzun ayarları bu şekilde. Otonom yatırım havuzunu kullanıyoruz. Otonom yatırım havuzu biraz daha gerçekçi ve daha zorlayıcı bir sanayileşme sunabiliyor. Ama daha da önemlisi gerçekçi olduğu için tercih ediyorsun diyebilir arkadaşlarımız. Uğur Bey, özel sektör yine sizi dolandırmasın. Geçen seride başımıza gelmişti maalesef. Güncellemeden dolayı oyunun bozulmasıyla birlikte. Yeni sürüm kısa vadede gelmeyecek gibi görünüyor. Haziran 24'te çıkış yapacak ek paketle birlikte. Aslına bakarsanız Mayıs 6 denmişti. Bu seri de aslında ısınma turu amaçlı düşünüyorduk. Yakın zamanda yapmış oluruz diye ama biraz daha erkene almış olduk. Belki birkaç seri daha getirebiliriz. Aslında getirmesine getiririz ama en büyük problem iç mekaniklerin son derece yavan olması. Kültürler, dönüşümler. Bunları çok defa konuşmuştuk. Lafı daha fazla uzatmadan hamlelerle başlayalım. Dediğim gibi rehber tadında olacak. Son zamanlarda kanala yorumlar da geliyor. Eski serimize anlayamadık. Bu nedir, şu nedir, o nedir gibisinden. Elden geldiğince açıklamaya çalışacağız detaylı bir şekilde. 3 tane sektör yaptık. 6 puanlık bir inşaat katkısı verecek bize. Yeterli. 20'ye çıkması. Ekonomisi anca idare ediyor çünkü. Sicilya'nın. Şimdi teknolojide tabii milliyetçiliğe saldırmamız lazım. Bunun da sebebi Risorgimento'nun gelmesi. Risorgimento sayesinde İtalya'yı birleştirebiliyorsunuz barışçıl yollardan. Bu bir ideolojik akım. Bunu sağa yansıtmaya çalışacağız. Öncesinde şu ilişkilere bir baksa mıydık acaba? Çok ters bir ilişki çıkarsa iş sıkıntıya girer çünkü. Tamam, hepsi gayet iyi. Genelde hepsi iyi olur aslında ama bazen tersi durumlar olabiliyor. O da mesela papalıkta bir düşmancıl bakış açısı olursa bağlantısı çok uzun sürebiliyor. Çünkü Risorgimento'nun mekaniği gereği olay şu, bu devreye girdikten sonra gümrüklerinizde var olan devletler sırayla ilhak oluyor. Ama komşularınızdan tabii başlıyor. Mesela iki Sicilya'sın, hepsini gümrüğe aldın diyelim. Papal State ilk olarak ona event gelir 5 yıl içinde. Kabul ederse, kabul ediliyor genelde, devlet sana katılıyor. Ondan sonra diğer komşu devletlerine gelecek 5 yıl içinde sırayla geliyor işte. Bu şekilde birleştiriyorsunuz. O mevzudan dolayı milliyetçiliğe hızla saldırmamız lazım. Fakat bizim erken dönemde tamamlamadığımız 4 teknoloji olduğu için ben araya bir deneyiciliği de sıkıştırıyorum. Çünkü kısa zaman içerisinde eğitim hamlesi yapmak istiyorum. Ülkemizin nitelik oranı da çok düşük. Eğitim okur yazar oranı. Onu arttırmak istiyoruz. Arkasına milliyetçiliği getirmemizde bir sakınca yok. Bunları hesapladığımda, çünkü bu biliyorsunuz penaltı yiyor. Önceki teknolojiler tamamlanmadığı için her biri 2500 puandan. Bu teknoloji aşağı yukarı bedavaya geliyor. Yani bir yıl, en fazla iki yıl kadar fark ediyor diye gözlemlemiştim. Teknolojilerin tamamlanma süresi olarak. Vergileri arttıralım. Vergilerde elden geldiğince alt sınıfı çok fazla etkilemeyen ürünlerden vergi almak lazım. Ama ilerleyen zamanlarda bu fikrimiz tabii değişebilir. Şimdi erken dönemde böyle yapıyoruz. Kamu çalışan ücretlerini düşük tutarsanız prestij kaybı yaşıyorsunuz. Şimdi bizim bu İtalya birleşimini sağlarken önümüzdeki en büyük engellerden biri oyunun mekanikleri gereği büyük güç olmamamız. Büyük güç olduğumuz takdirde kolayca devletleri kendimize bağlayabiliyoruz. Ve büyük güç olabilmemiz için de oyunun yine mekanikleri gereği prestijiniz olması lazım. Şöyle bir hamle yapalım. Bunun artmasını sağlıyor biliyorsunuz rekabetler. İlişki geliştirmeye devam edeceğiz. Ve biz tabii bu devletlere gerektiğinde diyeceğiz ki yükümlülük de verelim. Puanlarımız anca yetecektir. Genelde öyle oluyor. Duruma göre tabii ülkenizin ekonomik durumuna bağlı olarak yükümlülük vermeye de gerek kalmayabilir vesaire. Ama biz elden geldiğince halledeceğiz. O şekilde garanti alalım işimizi. 4.4 milyon. Şimdi bunlara ticari anlaşma göndermemiz lazım oyunun hemen başında. Şu an için kabul etmezler. Bu da oyunun bir artık exploit mi dersiniz, açığı mı dersiniz? Bu daha çok exploit gibi bir şeye denk geliyor ama aslında oyunun mekanikleri buna izin veriyor.
Yani kardeşim sen bunu nasıl yaparsın diyemez. Ancak bunu sınırlayabilir. Yani bu yaptığımız hamlelerin. Bu şekilde devlete ihracat ürünleri, ondan ithal bir şeyler aldığınız anda çok fazla tabii bürokrasi puanı gidiyor ama zaten ticaret anlaşması kabul ettiğinde ki kabul ediyor zaten çok fazla ticaret yapınca otomatik olarak bu puan devre dışı kalıyor. Fakat burada çok güzel bir özellik var ki aynı zamanda bakın ticaret anlaşmasını kabul ediyor. Ha şunu söyleyin tabii niye ticaret anlaşması yapmaya çalışıyorsunuz Zuhur Bey? Ne kadar çok diplomatik seçeneği işaretlerseniz o kadar hızlı şekilde ilişki kasabilirsiniz demektir bu. Şu anda hali hazırda bizim ilişkilerimiz maksimum değerin 50 puana geleceğini söylüyor. Şu anda 30 ama biz bunu en fazla 50'ye geliştirebilirmişiz. O da ilişki ilerlemesi mevzusundan dolayı geliyor. Ancak bir ticaret anlaşması yaptığınızda bu değeri 80'e kadar çıkartabiliyorsunuz. O da burada belirtiliyor ve aynı zamanda %1'lik bir bonus da aldığı için daha hızlı bir şekilde ilişki kasıyorsunuz. O yüzden erkenden ticaret anlaşmaları yapmak önemli. Tabii burada exploit olmasının sebebi ben bu yaptığım anlaşmaları aslında tamamen mekaniği kullanmak için yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Zira rakip yani şey papalık anlaşmayı kabul ettikten sonra hemen bütün ticaretleri iptal edeceğim ve böylece oyuna başladığım anda da devam ettiğim anda da hiçbir şey değişmemiş olacak ama bunun karşılığında ben yine ticaret anlaşmamı koruyor olacağım mesela. Böyle bir durum var. Bunun için ya ticaret anlaşması biraz daha dinamik olabilir. Bu mevzular iptal edildiğinde papalığın da iptal etmesi neden olabilir. Veya bu anlaşmaları yaptım ya şuradan bunlar atıyorum belli bir süre iptal edilememesi lazım. Bunu niye söylüyorum? Aslında bunun çok fazla siz ilgilenmezsiniz de oyunu yapan arkadaşlar birkaç haftaya belki bunu nerflerler denk gelir ya da bilmiyorum. Çünkü bu askeri olayda bir tane video yaptık. Bir hafta sonra Uğur Bey bu kullanılamıyor diyen arkadaşlarımız var. Hemen kapatmışlardı açığı. Bunda da aynısını yapabilirler. Ama anlaşmayı iptal edemezsek daha iyi olur. Mesela şunları atıyorum bir iki sene bunlar kalırsa o zaman bu yaptığım hareket anlaşmayı yine yaparım ama bana bir zararı olur en azından. Çünkü bu yaptığım anlaşmaların çoğu biliyorsunuz bir kar getirmiyor. Zarar ettiriyor bana ve insanları ticaret merkezlerinde çalıştırıyorum aynı zamanda. Hiçbir para kazandırmayan yerde bir de insanları orada çalıştırıyorum. Bir yerde iş buldurmam mantıklı ama bunlar bir de kalifiye elemanlar olduğu için yanılmıyorsam ticaret merkezlerinde katipler çalışıyor. Yok. Esnaf ve kim çalışıyordu? Bir dakika. Esnaf çalışıyor gerçi. Aslında esnafta çok fazla kalifiyelik aranmıyor ama evet eğitim seviyesi de çok yüksek değil. Ama yine de bu insanları farklı yerlerde değerlendirme şansın varken mesela buraya alıyorsun gibi olay var yani. Bu da bir dezavantaj aslında. Hiç kar getirmeyen bir yerde çalıştırmak mantıklı bir iş değil. Bunların aynısı zaten burada anlaşmamız var. Efendim buraya göndeririz. Bu neye kabul et? Ha bunlar şeyde gümrükte olabiliyor bir de. Evet. Pazarda ticaret yok diyorsun da ama bunlar Avusturya'nın pazarında tabii başlangıçta şu. Bu da pazarda, bu da pazarda hatta. Aynen. Şuna da gönderebiliriz aynı şekilde. Zaten şu seçeneğin aktif olmamasından anlıyorsun mevzunun sıkıntılı olduğunu. Giriş kısmında bu hamleleri yapalım. Birazdan hepsini birden iptal edeceğim. Sıkıntı yok. O puanın öyle olması bizim için şu an kritik değil. Önemli olan ticaret anlaşması yapılıp hızlı bir şekilde ilişkileri kasmak. Bu serinin amacı tekrar tekrar söylüyorum. Rehber tadında bir seri olduğu için böyle detaylı anlatacağım. Kafanıza takılan şeyler varsa sorabilirsiniz. Anlatmadığımı düşündüğüm şeyler varsa sorabilirsiniz. Elden geldiğince amacımız burada sizlere yardımcı olmak. Şimdi bir de kanun geçirmek istiyoruz. Bir şöyle bir eğitim kanunuyla başlayacağız ama önce şuraya bir Giuseppe Mazzini getirelim. Kendisine hemen komuta da verelim. Muhalifi sürgün etme riskini almayacağım. Terfi ettir. Aydın sınıfının gücünü arttırıyor bu arkadaş. Size burada tabii bir yandan da çok hızlı bir şekilde cumhuriyet getirmenin stratejisini de göstereceğim. İki Sicilya ile. Onu da gösteririz birazdan. Şimdi önce tabii ben birkaç kanun geçirmek istiyorum ki ülkedeki dengeleri değiştireyim. Mesela Katolik Kilisesi'ni hemen iktidara taşıyacağız.
ve bir eğitim kanunu getirmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Ki kiliselerin gücünü arttıracağız. Gerçi kiliseler normal şartlarda kralcı oluyor. Muhafazakarlık çok takmıyor ama Katolik kilisesi kralcı oluyor idi. O zaman sıkıntı yok. Yanlış mı düşünüyorum? Aslında var işte, var. Evet. Bir radikallik getirecek aslında kanun değişimi ama önce onu memnun edecek birkaç hamle yapacağız ki savaşsız bir şekilde ülkedeki dizaynı değiştirmek istiyorum. Başka size burada ne anlatabilirim? Yapılacak. Şimdilik oyun aksın. Oyun aksın. Ondan sonra bakarız. Anlaşmaları bir kabul edilsin önce. Kabul etti, kabul etti. Güzel. Hemen iptal. Bakın puanlar zaten oyunun mekanikleri gereği ticaret anlaşması yaptığınızda otomatik olarak iptal ediliyor. Bu puan kayıplarınız. Ama ben bunları da tabii kaldıracağım ki çünkü kar elde edemiyorum bunlardan. Boşu boşuna insanlar gidip de oralarda çalışmasınlar. Evet. Böyle bir durum. Şimdi Giuseppe Mazzini bizim için çok önemli bir karakter. Ülkemizin dönüştürülmesi aşamasında. Onun elden geldiğince güçlendirilmesi gerekiyor. Bu katkıları sunacağız. Bir de Kalabriya şehrine göç başlatalım. Kısa vadede. Oyunun yeni mekanikleri gereği göç cazibesi çok daha önemli bir hale geldi. Elden geldiğince tabii bu tarafa taşımaya çalışacağız vatandaşları. Burası erken dönemde bizim için çok önemli bir sanayi bölgesi olacak. Nitelikli nüfusun buraya gelmesi gerekiyor. Onun dışında size ne söyleyebilirim? Tabii ben şu an inşaat sektörü yaptım. Bunun arkasına üzüm bağları yapacağız. Bunun sebebi nedir Uğur Bey? Bunun sebebi şu. Birer tane yapmamızda bir sakınca yok. Şöyle göstereyim. Yani burada zaten çalışan yok. Üzüm bağları yapacağız çünkü bizim prestij konusunda en çok yardım aldığımız konulardan biri de saygıdeğer oyunumuzda üretimde lider olmak ürünlerde. Bakın göstereyim size şöyle. Şimdi fark etmez, öyle yapmama da çok gerek yok ama bu arada ben Avusturya'ya satmayı unuttum. Bunu ayarlayalım hemen. Tamam. Üretim liderliğinde üst sıralara tırmandığınızda prestij alıyorsunuz ekstra. Bu gibi devletler için işte 10 puan, 5 puan, 20 puan herhangi bir üründen alabilmek çok büyük bir avantaj oluyor büyük güç olabilmek için. Ve üzüm bağı yani şarap bu konuda iki Sicilya'nın en kısa sürede ikinci sıraya çıkabildiği ürün. Aynı zamanda sülfür var ama sülfür kısa zaman sonra gidiyor maalesef. Çünkü çok karlı bir ürün değil bizim için ve talep oluşturmamız lazım. Talep oluşturmak için teknoloji açmamız lazım. O yüzden teknoloji de şu an... Britanya pazarı şu an istiyor görünüyor. Hemen ona satalım. Teknoloji de şu an pek mümkün değil. Öncelik verebileceğiniz bir şey değil. O yüzden kar elde edemiyoruz. Yani onu yapamayız. Ama üzüm bağı kısa vadede bize yardımcı olacak. Ondan sonra tomurcuk kamplarına geçeceğiz. Kampanya ilişkilerimize zarar verebilir. Kritik değil. Erken dönemde bu devletin yaşayacağı en büyük sorun nitelikli işçi mevzu. Onu söyleyeyim. Ulan iptal ettim zannediyorum. Şimdi size bir de şundan bahsedeyim saygıdeğer izleyici. Oyun her geçen zaman tabii ki arayüz anlamında iyiye gidiyor ama bence hala yeterli değil. Çok fazla eksiği var. Bununla birlikte önemli bir mevzu var artık. Tabii onu anlatmam için size daha iyi bir örnek sunabilmem lazım ama şu an hangisinden örnek verebilirim ki? Şimdi normal şartlarda biz sürekli oraları buraları kontrol ediyorduk. Aslında yine kontrol etmeniz gerekiyor ama artık şurada nitelik kısmı daha detaylı bir şekilde işleniyor. Neyin eksik olduğu falan vesaire ama o da yine yeterli değil diye bir anlatım sunacaktım size. Ekstra bir uyarı yapacaktım da neyse, şimdi kafalar karışır mı? Bu kısmı biraz sıkıntılı. Bakın şöyle söyleyeyim size. Üzüm bağı yaptığınızda seviye başına aristokrat ve din adamı 100'er tane gerekiyor. Bu oyunda böyle bir mevzu var. Siz buraya bakarsanız yanılırsınız. Buradaki değerler sadece iş arayanları ifade eder. O iş arayanları etkilemek için sizin çok fazla maaşlar teklif edebilmeniz lazım. Onun işte oranı var. 1.5 mu, 1.20 mi, 30 mu, öyle bir şey. Bir fazlasını vermen gerekiyor. Burada yazmaz mesela. Bu şeyde yazıyor. Victoria 3 Wiki'de yazar o. Ne kadar maaş vermesi gerektiğiyle ilgili. Onu o şekilde ikna etmek zor. Genelde.
Ama asıl mevzu burayı kontrol etmek, nitelikler. Arayüzü diyorum ya, sıkıntılı oyunda. Birçok şey sıkıntılı. Oradan oraya, oradan oraya geliyorsunuz. Asıl bakmanız gereken yer burası. Ama şuraya bakıp da ha tamammış deyip yaparsanız burada da yanılacağınız bir detay var. Yüzer tane demiştim ya aristokrat ve din adamı için. Şimdi mesela din adamlarına baktığımızda 10.300 küsür, işte neyse artık, din adamının olduğunu söylüyor ama bunların 9.900 küsürü, neyse artık, geçim tarlalarında çalışıyorlar. Ve geçim tarlalarındaki hikaye, orada çalışan kişilerin refah düzeyi genelde daha yüksek seviyelerde olur. Buradan görebilirsiniz. Oyunun mekanikleri için yine ilgilendiriyor, ondan kaynaklı. 19. Bu adamın refah düzeyi çok yüksek bir seviyedeyken, köyü bırakıp senin şehirlerinde kurduğun veya işte oluşturduğun tarım arazilerinde çalışması pek mümkün değil. Buna dikkat etmeniz lazım. Erken dönemde yaşayacağınız en büyük sıkıntılar bunlar olur. Yani bazı arkadaşlarımız görüyorum sıkıntı yaşıyor, söylüyorlar. İşçi bulamıyoruz falan diye. Sorunlar hep bundan. Diyor ki ben burada görüyorum diyor. Burada görünüyor ama buraya da bakman lazım aynı zamanda. Geçim tarlalarındaysa bu adamlar, onları oradan getirip çalıştırmak çok kolay bir iş değil. Bakın. Benim işte bir seviye yapmamın sebebi oydu. Mesela aslında şöyle kabaca baktığınızda 3 tane getirebiliriz gibi. 475 tane din adamını geçim tarlalarından 19 varlık seviyesi var. Aristokrat bir üst sınıfa geçecek. İlla ki geçme ihtimali var. Buradaki refah düzeyleri de önemli. Tamam, gayet iyi bir refah düzeyi var. Buraya geçmek isteyebilir. Zaten şu anda da geçiyordur muhtemelen ufak ufak. Gerçi işsizlerden alıyormuş mesela. Bak. 28 kişi din adamı olarak kent merkezinden gelmiş. Çok ilginç. Köyden niye gelmiyorlar? Köyden de gelebilir aslında. Şu an köyden gelmiyorlar. Onun bilgisini yazmamış. Bak. Aslında gelmesi lazım. Şu an müreffeh bir yaşam standardı var burada. Adamın. Acaba bir dakika. Nerede hata yapıyoruz? Üzüm bağı. 22. Ben nereye bakıyorum? Burası değil lan. Şuraya bakacağız. 19 aslında din adamının buradaki hayat standardı. İlla ki geçiş yapabilir aslında. Ama şu an tercih etmiyor. Bir de burada şu da var gel. Ama ha, mevzu bu işte. İş memnuniyeti. Ya aslında iş memnuniyeti de önemli. İş değiştirmesi için doğru. Bunlardan bizim vergi almamız lazım o zaman. Evet. Bunlara ne yapabiliriz biz? Giderleri mesela ne alıyormuş bunlar en çok? İhtiyaçlardan dolayı temel gıda. Ulan tavıldan falan vergi alsam öbür taraf da gidecek elden. Tüketim vergileri. Asıl yani ihtiyaç mevzusu, evet. Tahıl, balık. Mesela balıktan ekstra bir vergi alsam, bir yandan da yasalar hızlı ilerlesin diye vergi almak istemiyorum ama 300 puan bir de ya. Değmeyecek de aynı zamanda. Bakalım bu etkileyecek mi onu? 29'a mı indi anca? Daha fazla düşmesi lazım. Ama şu şartlar altında pek düşürmek de mümkün görünmüyor abi. Bunların hayat standardını indirmemiz lazım. İşte ama daha ne kadar vergi alayım? Şunu kaldır ya. Kanun hızlı geçsin de. Kaç yapacağımız iş var çünkü radikalleşme de getireceğim sonra. Burada bir strateji var. Oyun mekaniklerinden doğan yine. Ülkede bir devrim ayaklanması başlattığınız anda bir kanun sebebiyle hükümdarı tahttan indirebiliyorsunuz. Mesela ben başkanlık sistemli cumhuriyet için bir devrimci hareket başlatırsam, o zaman hükümdar tahttan inebiliyor ve inerken de halkın talep ettiği, yani çıkar grupların talep ettiği kanunu geçirme imkanım oluyor bedavadan. O şekilde cumhuriyeti getireceğiz oyunda. Bu arada ben burada zaten ticaret anlaşmam var. Burada diplomatik ekstra bir ilişki kursak fena olmaz. Onun dışında bunlara zaten attım. Kısa zaman sonra katılmak isteyeceklerdir. İlişki yakın değil. Tamam, sıkıntı yok. Ama biraz geç yapacağız bu hamleyi. Çünkü ilk başta güç dengelerini her ne kadar penaltı yeseler de doğru şekilde, özellikle bu sadakat seviyelerini falan ayarlamazsak, bu sefer
iç savaşa neden olabiliyor. Ben iç savaşı da tercih etmiyorum. Hayır, hükümete hiçbir şey yok. Geçeceksin o işi. İç savaş istemiyorum çünkü bu oyunun yani açığı gibi bir şey oluyor. İç savaşla siyaset devam ettirmek. Zaten oyunda o kadar çok sınırlı ki her şey. Fırsat bulabildiğim mekanikleri elden geldiğince verimli kullanmaya çalışıyorum. Böyle bir hikaye var. Tabii oyunun yine metası diyebileceğimiz şuraya bir hücum yapma mevzumuz var aslında ama bunu nasıl yapsak? Evet. Şimdi bunu kendime bağlayıp öbür tarafa alsam nasıl olsa pazar olduğu için sıkıntı yok. Fakat bu liman miman iptal ederse kafayı yeriz. Buradan altın çıkıyor saygıdeğer izleyici. Çok fazla altın çıkıyor bu bölgeden. O altını kullanma imkanımız var. Ya bir yandan yapmayayım istiyorum. Bazı şeylere girişmeyeyim diyorum. Biraz daha böyle diplomatik bir seri olsun diye. Çünkü benim bu oyundan aldığım zevk biraz da bu noktada oluyor Victoria serisinde. Maalesef işte oyun çıktığından beri eleştiriler yapıyoruz ya. Eksik olduğu için bazı mevzular kullanamıyoruz, sahaya yansıtamıyoruz, sizlere sunamıyoruz ama asıl mevzu bunlar aslında. Olması gereken şeyler. Bu arada ben buraya göç açtım ama kimse gelemiyor bu arada şu an. Niye tercih etmiyorlar? Halbuki 48. Vay. Diğer şehirlerden de gelen giden yok. Nereye gidiyor peki bu adamlar? Toplum büyümesi. Ha şu an ölüm oranı daha fazla memlekette. Vay canına. Nüfusun artması biraz da şey ekonomiyle de alakalı. Bunlar hiçbir şekilde göç vermiyor. Bunu iptal et o zaman. Evet abi her yerde ölüm oranı fazla. Şimdi Katolik Kilisesi'ni memnun ettiğinizde bir doğum oranı artışı var. Bir de vergi çok fazla olursa hayat standardı. O zaman da bir sıkıntı var. Dur bakayım. Böyle ayarlayabilir miyiz acaba biraz daha doğum oranını? %5. Kanun geçti. Bizim hemen sağlık sistemi getirmemiz lazım aynı zamanda. Bir de şu an tamam. Sonraki seviyesi gelecek zaten. Evet, şu an kafa kafaya geldi. Doğum oranı çok kötü durumda çünkü. Zaten küçük bir ülkeyiz. Vergileri biraz kısmamız lazım. Haftalık göç. Nereye göç ediyorsunuz abi siz? Şuraya göç etsenize. Rica etsem. Yani gayet iyi seviyede burası. Oğlum buraya gelsenize lan. Demir madeni ve kömür var aynı yerde. Mesela o 230 nereye gitti? Keşke bakaydık. Başka neresi var göç için? Yo. Hepsi berbat şu an. Hah Sardinya buyurun. Asıl Sardinya değil de neyse diğer garibanlardan biriyle yapsaydık daha iyi olacaktı. Ölüm oranı yine fazla. Bunu kapatalım ya. Bir fayda getirmiyor bu. Aa, başka şarap üzüm bağı kuruluyor sırayla. Aynı zamanda tarım yatırımı da yapabiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi bir saniye. Evet %30 ihtimal. Bunu tercih ederim. 10K gider var memlekette. Şimdi sağlık sistemini getirince bu biraz daha iyi olacak bizim için. Bu ölüm doğum oranı ölüm oranına etki ediyor muydu ya? Onu tam hatırlayamadım şimdi. Hayat evet abi ölüm oranını azaltıyor. Güzel. Vergileri açabilmem için buna ihtiyaç var. Tabii bunlar böyle Uğur Bey müthiş etkiler yapıyor. Aman tanrım diyor musunuz? Derseniz hayır öyle bir şey yok tabii ki. O kadar büyük etkileri yok aslında ama ben yine de dikkat edeyim diyorum. Mevzu bu sadece. Evet şu an burası sıkıntılı. Nereye gitmiş bunlar? Apulya'ya gitmişler. Abi niye Apulya'ya gidiyorsunuz ki? Apulya'da 19. Ya işte oraya gitmeyin. Açık kalsın bak. O illaki getirmiştir. Buraya gelmeleri lazım.
Çok iyi bu arada. Kanun geçti. Savunma paktı olur. Olur. Sıkıntı yok. Şimdi bu kanun da geçtikten sonra sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli izleyici, bizim amacımız toprak sahiplerinin gücünü azaltmakla birlikte bir yandan da bunları mutlu etmek. Şimdi silahlı kuvvetler de yanılmıyorsam monarşi kanununa karşı değişmesine değiller mi? Ya zaten bir başkanlık sistemine geçeceğiz yüksek ihtimal. Ona da karşı değil görünüyor silahlı kuvvetler. Ben yine de nasıl yapayım? Profesyonel ordu var bizde, İçişleri yok. Ulusal muhafızlar kanunu getirme şansım var. 33 tabur seferber olabilir. Gizli poliste bir şey yoktu. Bu 33 tabur bizim için önemli. Seçelim. Neden seçelim saygıdeğer izleyici? Ha, toprak sahipleri destekliyor. Tamam. İleride İtalyan birleşimini sağlamaya çalışırken Avusturya ile bir rekabet yapma ihtimalimiz var. Tabur sayısı ne kadar fazla olursa çıkartabileceğimiz bizim için o kadar önemli. Yani şu an çok fazla asker almak istemiyorum. Asker üretmek istemiyorum. Eğitmek istemiyorum ama bu vatandaşlarımızdan getirirsek gene bizi idare eder. Ya o şekilde de çözeriz mevzuyu. Bu arada ben kanunu geçirdim ya, artık vergileri açabilirim. Değil mi? Çünkü ekonomi batacak yoksa. Şu an toplum büyümesi her yerde fazla. Ölüm oranını düşürdüğümüz için. Güzel. Bir de Katolik Kilisesi şu an artı bir değer daha alıyor. %5. Bunlar bizim için faydalı şeyler işte. Aydın sınıfı mevcut kanunlardan dolayı bize eksi işte 10. Bu arada ki öfkeli oldu adamlar. Oo, devrim geldi. Ulan dur lan, çok erken geldi. Dur şimdi, onun biraz beklemesi lazım. Ulusal Muhafızlar Kanunu olur. Şimdi ben bu devrimi tetikleyecektim zaten ama öncesinde bunların bana bağlanması lazım ama. Bu önemli bizim için. Tekrar ticaret anlaşması yapabilirim bu arada. Onu da söyleyeyim. 43 şu anda. 11-12 civarı bir ticari anlaşmadan puan geliyor. 30 puan gelmez şu an. Sıralamamızdan dolayı gümrük birliğimize davet et derken hani yükümlülük verelim falan desen o olmaz. Evet. 90 olması lazım. Buna tarım sanayisini teşvik et desek 2 dakika. Şu şarapta ikinci sıraya gelebiliyor muyuz acaba? Kaç oldu? 211. Üçüncü sıradayız. Paylaşıyoruz. Hatta ikinci sıradayız. Şimdiki prestijde evet abi, büyük güç olduk. Şimdi bunları artık davet edebiliriz. Şimdi bunların bir an önce gümrüğe girmesi çok önemli. Niye önemli? Bunlar hemen gümrüğe girmezse ben yönetim sistemimi değiştirdiğim anda ortalık karışır. Saygıdeğer izleyici. Hali hazırda hükümdarımızı tahttan indirebiliriz aslında. Tamam. Bu zaten ya, şu kanun geçse ulusal muhafızlar, ondan sonra ayaklansanız ne iyi olur çocuklar ya. Şöyle her tür ilerlese. Diğerlerine bakalım. Şu an hükümetimizdeki partiler, şeylerin, çıkar gruplarının ideolojisi onlarınkiyle uyumlu değilmiş. Bu bir sıkıntı. Neyse, çok kritik değil ama. Ha, bunu hemen alalım. Bunu alamadık. Hala yakın değil ilişki. Ya da bir dakika, niye yakın? Yakın. Burası çözecek şimdi işi. Ha, geldi abi. Sen de katıl. Sen de katıl. Çok iyi. Şimdi dediğim gibi yani burayı çözsek aslında bize çok büyük bir avantaj getirecek ama. Evet abi, bu da bizim gümrük birliğimize katılacak. İki Sicilya. Evet. O da kabul etti. Ya aslında her şey hazır şu anda. Sadece Toskana kaldı. Toskana'nın gelebilmesi için şu an bir pakt, bir şey kurmamız lazım bunun ekstra. Çünkü yavaş ilerliyor. İlişki kasma. Devam. Neyse, bakacağız. Şu kanunu geçirebilirsek ondan sonra ben devrimi tetiklerim ya. Şey yaparım.
Biraz beklesin. 95'te zaten patlamaz şu anda ama olası bir event olayı yıkabilir. Şu olsun. Bir bakıma kötü gerçi ama yapacak bir şey yok. Demir madeni talebi var. İçeriye aldığımız devletler var ya, bunlar demir talep edebiliyor. Şu an aslında evet, yani batık durumda değil. Buraya demir madeni yap bir iki tane. Göç alıyor mu burası artık? Şimdi pazarda bir sürü devlet çık var ya, artık bunların da aslında göç alabilmesi lazım. Biz hangi kanun engelliyor ya? Nasıl yani peki? Benim kanunumda kontrol var mı? Ah! Ama göç kontrolleri neye neden oluyordu abi? Ayrımcılık gören toplumlar sadece göç edemez diyor. Öyle mi? Göç etmesi yasaklanan ayrımcılık gören toplumlar falan böyle. Anlatıyor da anlatıyor. Ama bizim zaten İtalyanlardan oluşan. Ben şu şehirlerden adam taşınsın istiyorum buraya. Daha kalabalık olsun burası. Kültürel topluluklar. Güney İtalyanları doldur buraya işte. Tamam, biraz oyalansınlar. Çok az beklesinler. Getireceğim zaten. Cumhuriyeti getireceğim yani. Oha 100 oldu. Onun sınırlarda olması lazım. Heh yani. Ah be, bu tür ilerleseydi ne iyi olacaktı. Şu an çünkü güçlü bir iktidar var bizde. Tamam olur. Şu an bizde ama işte güçlü bir iktidar var şu anda. Bu iktidarla geçirebileceğimiz kanunları geçirelim. Ondan sonra cumhuriyeti getiririz hemen. Gücümüz düşüyor. Toskana ne diyor bu işe? 55. Yani ben buna bir sürü şey göndersem yetmedi varaja o der o. Neyse yeni... Oha 111 oldu. Kanunu geçiremeyeceğiz galiba. Kaç artıyor bu? 20 artmıyor mu abi? Bu nasıl bir artış şekli? Ha bir dakika, önce bunu mu yapacağız? Ölüm oranını geç. Şimdi kaç yükseliyor bu abi? Sıradaki kontrol noktasına eksi %10 mu ilerlenecek? Nasıl ya? Yanlış bir şey mi var? Ha! Ha pardon, aydınlar isyandan çıktığı için böyle oldu. Dur ben onu tekrar tetiklerim. Aydınların istemediği bir şey yalandan getiririz. 2 dakika. Hatta gerekirse adamı kovalarız ülkeden. O bile yeterli olur yani. İlla kanun getireceğiz diye çok. Ama onu getirirsek o biraz daha kalıcı oluyor. Önce bu kanun geçsin. Sonra başkanlık sistemli cumhuriyeti getiririz. Başkanlık sistemli cumhuriyet daha hızlı bir kalkınma imkanı verebiliyor bize. Haftalık göç, evet geliyorlar ufak ufak. Bunlar nereden geliyor peki? 50 kişi. Oğlum siz nereden geldin? Ha şurada yazıyor işte. Kampanyadan almış, tamam. Güzel. Buraya çok fazla yatırım yapacağız abi. Bizim için değerli bir yer. Demir madenleri başladı. Askerlerin masraflarını arttırırım gerekirse, çözeriz bunu. Evet. Şimdi 47 tabur daha seferber edilebilir diyor. Bunları ben ayarlayayım. Elden geldiğince savunma birimi olacak zaten. Ekstra bir derdimiz olmayacak. Tamam. Birkaç tane de bunda olsun. Şöyle. 47 dedi zaten. Şu an hop, yanlış tıkladık. Toplam 33 görünüyor. 47 olduğuna emin misin? Tamam. Sıkıntı değil. Şimdi bunu da hallettikten sonra, saygıdeğer izleyici, Toskana'nın bağlanması söz konusu değil, değil mi? Artık ben o zaman aydınlar sınıfını tetiklemek için bunların karşı olduğu bir kanunu yalandan geçirmeye çalışayım. Ancak bunların karşı olduğu kanun hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi? Bunlar neye karşı olabilir? Lan zaten kanun... Ha! Kölelik yasağı... Dur bakayım. Ha! Ama isteyen yok işte, işin kötü yanı. Bu kanunu isteyen olsa değiştirmeye çalışırız da.
İlla ki dur bakalım. İşçi hakları yok, çocuk işçi izni. Bunların hepsine şeydir, destekçi olur bunlar. Dur bakayım. Abi hiçbirisine. Aydın'a bir tek buna karşı. Askerleşmiş. Bu yalnız tabii kanun istiyor. Ya yalandan bir neyi seçebilirim ki burada? Kabaca bakıyorum. Hırsi. Olmaz. Atananı ister zaten. Merkantilizm yerine mi desteklemediğiniz bir kanun yok kardeşimsin ya. Karşı çıktınız. Deli olacağım şimdi. Vergilendirmeyi geriye götürsem onu da destekliyor. Yani karşı çıkmıyor en azından. Hayda. Ne olabilir peki? O zaman karakteri kovalayayım. Ne yapayım abi? Ya aslında şöyle bir şey var. İki şekilde var daha doğrusu. Kanunu yalandan başlatıyorsun. Sonra iptal ediyorsun. Tamam mı? Bak şimdi bunu başlattın ya. Kanunu böyle geçirmen biraz zor. İptal et. Ne? Abi bu yalnız böyle olmamalıydı da. Ha tamam bekledi neyse ki radikalliği. 30 puan radikallik alıyorsunuz diyecektim. Onu gösterecektim, göstermedim. Beni uyarması lazımdı. Aynı gün iptal ettim diyor olabilir. Normalde şey der. Radikallik olacak bak dikkat et der. Radikallik 50'yi geçtiği anda zaten kıyamet kopuyor. Tamam bunları artık ne yapacağız? Hüküm şey mecburen bunu kovalayacağım ben. 5 puan zaten penaltı yiyecek. Ondan sonra o başlıyor işte. Ve adam radikal zaten. Ha direkt zaten şey geldi. Devrimi başlat. Tamam. Hemen tahttan indirelim bunu. Kanunu evet geçirebiliyoruz bakın. Bu seçeneği işaretlediğinizde tahttan feragat edecek. Başkanlık sistemli Cumhuriyet Kanunu geçiyor. Evet. Şimdi tabii seçim sistemimiz olmadığı için biraz böyle tuhaf bir hükümet oldu. Askeri diktatörlük diye geçiyor. Şimdi onun da ayarlarına bakacağız. Halihazırda Katolik Kilisesi fena değil. Tamam. Bir de büyük penaltılar yiyorlar bunlar şimdi. İlk bu hamleyi yaptığımızda %80 şey %90 kansız devrim olduğu için ama bu zamanla azalıyor. Bu etkilerden etkiyle alakalı ekstra bir sorun yaşamamak için hızlı hızlı adımlar atmamız lazım. Otokrasi kanunu yerine hemen aslında evrensel oy hakkını istersin. Fakat eşitçilik teknolojisine daha 6 yıl var. O yüzden kısa vadede statüye dayalı oy hakkı bizim için daha iyi olur. Bir de hükümete şu anda bakıyorum. Statüye dayalı oy hakkını destekleyecek biri var mı? Eklesek. Bir sanayiciler var. Sanayiciler iktidara getirilse 48'e iniyor ama 5 puan artacak onayları. Fakat böyle olduğunda hem radikalleşme hem şey düşecek ya. Kanun süresi. Baksana %50 diyor. Tamam kalsın. Böyle daha iyi. Bu ikisi böyle bir devrim yapsak mı ayağındalar? Biraz sıkıntılı ama bakacağız. Çözmeye çalışacağız. Şu kanunu geçirirsek ülkedeki dengeler değişecek zaten. Gökten. Başka. Demir madenine başladık ufaktan. Çok maliyetli aslında erken dönemde ama sıkıntı yok yapabiliriz. Güzel. Kitlesel iletişimi almıştım. Yani deprem mi oldu? Sanki bir deprem oldu ama. Vatandaşlar da çok memnun. Sadıklar. İşte diyor ya. İşte imparator diyorlar ya. Şunları baskılayabiliriz aslında. Hızlı yükselemesinler diye. Kıyamet koparıyorlar şu anda. Biz diyorlar biz. İzin vermeyeceğiz diyorlar. Bu ülkenin yükselmesine ama ben bunların hepsinin sıkıntısını çözeceğim. Merak etmeyin. Silahlı kuvvetler bizim yanımızdadır. Bu devrimi aslanlar gibi gerçekleştirdik. Herhangi bir sorun çıkmadan bu işi bitireceğiz. Komple bitireceğiz. Evet, gümrük birliğimize artık katılıyorlar çünkü benzer görüşlere sahip iktidarımız var. O yüzden efendim Toskana dahil olacak. Ya gene de ne olur ne olmaz okuyorum da bakmayın. Trajik bazı şeyler yaşadığım için geçmiş oyun şeyi kendi başıma oynadığımda aynısı olmasın diye bakıyorum yoksa umarım ilerler bu arada.
Güzel. Seçim sistemini getirdiğimiz anda zaten toprak sahipleri artık büyük bir oranda güç kaybetmiş olacaklar. Ondan sonra kardeşim. Bir tek tabii kolluk kuvvetlerini değiştirmek için zaman bulamadık. Artık ona yapacak bir şey yok. Vakti geldiğinde hallederiz. Ha bir de tabii şey yaptık biz. Hayat standartlarını yükselten bir hamle yaptık ya vatandaşlarımızın. O da bir tık etkili. Şimdi buraya ben demir madeni yapmaya devam etsem nasıl olur? Demir madeni mi yapalım yoksa? Yoksa burada kimse çalışmıyor ki şu an. Demir ihtiyacı yok mu? Ne diyorsun oğlum? What? Aa! Lan? Kim üretiyor bu demirleri? Toskana. Ha! O zaman hemen yapıyoruz. Demir ihtiyacını arttıracağız ki demir madenlerimiz kurulsun ve karlı bir şekilde çalışmaya başlasın. Saygıdeğer izleyici. Buyurun. Biraz tabii ekonomik olarak sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Güzel. Biraz dedim ama biraz bu mu Uğur Bey? Ya işte sen boş ver. Gerekirse içkiden vergi alacaksın. O da çok kurtarmıyor ama. Bakacağız. Katolik Kilisesi şu an 15.9 güçte. Ha, toprak sahiplerini nispeten sınırladık gibi değil mi? Yani uçamıyorlar şu an. Tamam, yavaş yavaş yükseliyorlar. Bu kanun geçtikten sonra yavaş yavaş ne istiyorsun abi? Vicdan özgürlüğü. Bir dakika. Aslında bu kanun geçtikten sonra gelmesi gereken bir diğer kanun o. Fakat şimdi bunu yapabilecek miyiz kısmı ayrı bir tartışma konusu saygıdeğer dostum. Vicdan özgürlüğü. Kafa kafaya şu an. Ve din adamları bu kanundan nefret edecek. Bunu yaptığım anda. Tamam meşruluk düşsün bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Giuseppe Mazzini. Başka kim var ülkede? Toprak reformcusu gelmiş bir tane. Şey reformcu diyorum da aynen ha. Yanlış söylemeyeyim. Ya bizim bir de kültür kanunu yapmamız lazım. Acilen. Ulusal üstüncülük yerine kesinlikle ırksal tecrit gerekiyor. Irksal tecrit de oyun diyor ki şimdi bu ulusal üstüncülük İtalyan kültürü içinde kim varsa onları kabul eden kültür yapıyor. Irksal tecrit ise Avrupa, bizim şimdi Avrupa'ya kültürümüzün mirası, Avrupa kültürü. Avrupa'daki herkesi kabul eden kültür yapıyor. İşte bunu yaptığı anda burayı nüfusla dolduracağım mesela. Yani kritik yerler özellikle. Ülkeye nüfus toplayacağım. Bol bol. O yüzden ikinci geçmesi gereken kanun şu anda o. Bundan sonra daha doğrusu yani. Peki o kanunu geçirdiğimde tepkiler hangi tarafta var? Bakıyorsun. Bak o arkadaşımıza. Evet kilise kızıyor bu olaya. Kilisenin kızması hiç iyi değil aslında. Kiliseyi memnun etmek için bir şeyler yapmamız lazım ama çok da hızlı olmamız gerekiyor bu kanunları geçirirken. Çünkü bu etkiler penaltılar gidecek. Bu da penaltı yemiş durumda. Kansız devrim. Sonra canımız yanacak. Bayağı. Maalesef. Bir de bu yatırım mevzuları sanki değişmiş gibi. Eskisi kadar para alamıyorum ben bu şeylerden. Vatandaşlardan yatırım parası. Eksi 16 gider var. Evet. Çok iyi. Bir dakika. Partiler kuruldu. Ne diyorsun? Sesir. Bir dakika gerçi. Daha partiye bak yalnız. Herkesi toplamış kendine. Ulan bu nasıl parti böyle? Seçimleri beklememiz gerekecek işte. Evet. Ciddi bir problem var. Şimdi bunu ırksal tecride getirdiğim anda dediğim gibi ülke mükemmel olacak. Mükemmel ama şu an böyle bir sağ parti kurulunca iş değişti. Bir de bunun sebebi aslında bizim deneyiciliği tamamlamamamız. Çünkü deneyici sol parti açıyor. Maalesef. O zaman iktidarı şimdilik bu alçaklara verelim mi? En azından meşru bir hükümet kurabilmek için. Ama
Ne diyorsun abi? Bunlardan meşru bir hükümet de olmuyor tabii. Bir dakika, sanayiciler gelse olmuyor. Evet, parti kurulması lazım mecburen. Tamam neyse, yapacak bir şey yok. Aslında daha öncesinde harbiden şeyi seçebilirdim ya. Kültür. Evet. Başka parti yok ki zaten lan. Adam tek başına giriyor seçime. İnanılmaz. Gücümüz düştü. Aynı zamanda. Güzel. Bölüm sona ersin mi? Efendim teşekkür ediyorum. İlk bölümümüz burada bitiyor. Victoria 3. İki Sicilya İtalya mücadelesi. Şu an İtalyan devletlerinin tamamı bana bağlandı. Milliyetçiliğin gelmesiyle birlikte İtalya'yı kurma şansımız var. Fakat Risorgimento ile birlikte burada isyan tetikleyebiliyoruz. Ben onu tetiklemek için birkaç hamle yapacağım. Tutar mı tutmaz mı bakarız. Seri artık oraya kadar gider mi veya şey yapar mı bilemem. Dediğim gibi rehber tadında bir seridir. En önemli amacı budur. Sizlerin sorusu varsa muhakkak yazınız. Şu nasıldı, bu nasıldı diye elden geldiğince anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.